Merhaba, ben uzman psikologunuz ve mindfulness eğitmeniniz Özge Esra Kaboğlu. Bu hafta bir şey fark ettim ve çok şaşırdım. Mindfulness Podcast 10 Ocak 2020 tarihinde yayın hayatına başlamış. Yani Mindfulness Podcast 2 yaşında. Öncelikle bana kulak veren yaklaşık 40 bin organik dinleyicime, 10 binin üzerindeki takipçime çok ama çok teşekkür ederim. Yola çıkarken Tabii ki podcast'ın buralara geleceğini hiç hayal etmemiştim. Hele hele 2021 yılında Spotify'ın en çok dinlenen sağlık ve yaşam alanındaki ilk 10 Türkçe yayından biri olacağını söyleseler inanmazdım. Sizlerin de yeni başlangıçları ilişkin tecrübelerinizde belki benzer yaşantılar bulabileceğinize dair düşüncelerimi ortaya koyarak bu yayını yapmaya karar verdim. Gelin 10 Ocak 2020 tarihine dönelim. O gün Mindfulness Podcast'in yayına başlangıç hikayesini birlikte dinleyelim. Mindfulness podcast yayına başlamadan önce mindfulness'ın benim hayatıma ne kadar dokunduğunu, hayatımı ne kadar dönüştürdüğünü daha önceki yayınlarımda zaten bahsetmiştim. Çevremdeki insanlara da anlatıyordum. Çevremdeki insanlardan sen bu konuda podcast yapsana diyenlere rastladım. Ancak buna ikna olmadım kolay kolay. Çünkü podcast'in ne olduğunu pek bilmiyordum. Aynı zamanda podcast'in kimlere ve Nasıl bir kitleye ulaşacağına dair fikrim yoktu. Yurt dışında podcast'in nasıl bir mecra olduğunu da bilmiyordum. Dolayısıyla Türkiye'de de henüz bu kadar bilinmeyen bir suya dalmak benim için de korkutucuydu. Ve bir gün yayın yapmaya karar verdim. Tamam dedim artık podcast yayınına başlayalım madem öyle. Ama zihnime şu düşünceler geldi. Ya dinlenmezse? Ya ben konuşacağım kaydedeceğim ama kime, kime ulaşacak ki? Ya da mindfulness evet benim için heyecan veren bir konu ama acaba başka insanlar da kendilerine ait bir şey bulacaklar mı? Tüm bu düşüncelerin içerisinde bir de şu düşünceler vardı. Ya bu podcast'le başka insanların da hayatına mindfulness'ın temas etmesine yardımcı olabilirsem. Ya onlar da kendilerinden bir şey bulursa. Belki benim yaşadığım farkındalığın bir benzeri onların hayatında da olur. Benim hayatıma temas eden hocalarımın etkisini ben nasıl keyifle ve memnuniyetle anıyorsam diğer insanların hayatında da böyle bir etkim olsa bu zaten benim mesleğimi seçmemde bu yola çıkmamdaki en büyük amacımdı. Dolayısıyla podcast'in benim değerlerime uygun bir adım olacağını farkındaydım. Ancak korkuyordum, kaygılanıyordum, heyecanlıydım yapıp yapamayacağıma ilişkin endişelerim vardı. Başarısızlık bir ihtimaldi. Ancak şunu düşünün başarısız olursam ne olur? Benim için başarısızlık ne demek? Ve sonra aslında başarısızlığa da gönüllü olduğumu fark ettim. Bu kararlılıkla yola adımımı attım. Ancak ilk adımım oldukça temkinli bir adımdı. YouTube'da daha önce kayıtlı olan bir e, videomun sesini çektim Spotify'a yükledim. Bilinmeyen bir mecraya atılabilecek en güvenli adımdı bu benim için. Sonrasında da diğer kayıtlar geldi. Ancak bu yola çıkarkenki amacımı, niyetimi bugün hatırladığımda tebessüm ediyorum. Çünkü Mindfulness Podcast benim düşündüğümden çok fazla insana ulaştı. Ve Mindfulness Podcast'in dinlendiğini ilk fark ettiğim anı hatırlıyorum. Bir gün Instagram'da eğer bu dinleyici hala beni dinliyorsa selam olsun bir mesaj geldi bana. Özge Hanım son yüklediğiniz kayıtta galiba seste bir hata var. Tekrar kayıt başa dönüyor. Bu mesajı aldığımda çok şaşırdım ve yanımdaki insanlara şunu dediğimi hatırlıyorum. Aa biri beni dinliyormuş. Ve bunun arkasında kaydı tekrar tabii düzenledim. Ama ondan sonra daha dikkatli olmaya başladım. Ve sonra bir gün gece Spotify'ın podcastinde liste yaptığını öğrendim. Girip baktığımda 102. sıradaydı Mindfulness Podcast. Türkiye'de en çok dinlenen podcastler arasında şaşkınlığımı düşünebiliyorsunuzdur herhalde. Bu bana gelen mesajdan çok kısa bir süre sonra yani bir ay sonra falan diyebilirim. Dolayısıyla beni biri dinliyor mu acaba derken Türkiye'nin en çok dinlenen 100 podcast arasında bulunmak e, oldukça şaşırtıcıydı. Tüm bunların olması benim hayalimde bile yoktu. Açıkçası podcast yayınındaki niyetim insanların mindfulness tanışması, benim onlara söyleyecek sözlerimi bir şekilde ortaya koyabilmemdi. Mindfulness Podcast'ın bu nedenle niyetime uygun bir yolda devam ettiğini düşünüyorum. Bu yayın ne kadar sürer onu da bilmiyorum ama söyleyecek sözüm oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeni başlangıçlarla ilişkiniz bazen korkutucu olabilir ama unutmayın o yeni başlangıcı sizi nereye götüreceğini bilemeyebilirsiniz. Belki hayallerinizin ötesinde bir yere. O yüzden adım atmak için ihtiyacınız olan şey belki de kararlılıktır. Değerlerinize uygun olduğunu düşünüyorsanız, sizi daha anlamlı bir hayata, sizin için daha değerli bir yaşama götüreceğinden eminseniz, başarısızlığı göze almak da bir seçim olabilir. Mindfulness Podcast bana bunu öğreten önemli deneyimlerden birini sundu. Çok teşekkür ederim tekrar kulak verdiğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.